Ben Doktor Vesile Altun Akansel, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörüyüm. Bugün sizlere koordinatörlükle alakalı bilgilendirmelerde bulunacağım. Koordinatör olarak atanmam daha önceki doktora eğitimim sırasında katılmış olduğum bir sürdürülebilir yerleşke proje yarışmasında edindiğimiz birincilikten ileri gelmekte. Bu birincilik vasıtasıyla İngiltere'de bulunan 3 adet sürdürülebilir yeşil kampüsü gezme fırsatımız oldu. Şu anda bu tecrübelerimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nde aktarmaya çalışmaktayım. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü aslında çalışmalarına 2019 yılında akademik ve idari personellerden oluşan bir koordinasyon grubuyla başlamıştır. Bu çalışmalar, bu koordinasyon çalışmalarına öğrenciler de dahil olmuştur. Koordinatörlüğümüz ise 2020 yılında özellikle University of Indonesia Green Matrix Dünya Sıralaması başvurularına hazırlık aşamasında kurulmuştur. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü aslında kısaca ekolojik ayak izimizi azaltmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bunlar ne gibi faaliyetlerdir? Üniversitemiz içerisinde bulunan altyapı ve yerleşke, su, ulaşım, eğitim alanlarında, atık yönetimi alanlarında birçok farklı faaliyet yürütmekteyiz. Ekolojik ayak izimizi azaltmaya yönelik. Bildiğiniz üzere küresel kentleşmenin hızlanması, sanayileşmenin ve nüfus artışının artması sebebiyle dünya iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlere maruz kalmakta. Yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri de bunların ne yazık ki en acı örnekleri ve ilerleyen yıllarda bu afetlerin ne yazık ki sayısının artması beklenmekte. Dolayısıyla bir an önce tedbir almamız gerekmekte. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü bu farkındalığı yaratmak için kuruldu. Küresel ölçekte meydana gelen bu değişiklikler bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma amaçları şeklinde bir bildirgeyle 2016 yılında yayınlanmıştır. Yani dünya artık bu iklim değişikliğini daha ciddi ve gerçekçi ölçüde değerlendirmektedir. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü olarak bu anlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin İlki University of Indonesia Green Matrix Dünya Sıralaması'na başvuruyla başladı. Ama bunun öncesinde zaten üniversitemizde sürdürülebilirliğe yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilmekteydi. Güneş enerjisinden faydalandığımız birçok binamız ve panellerimiz mevcuttu. Küçük de olsa rüzgar tribünlerimiz bulunmaktaydı. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs olarak sadece bu etkinliklerin daha faal ve daha aktif bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışmaktayız. Bu başvuru esnasında yaptığımız faaliyetlerin bazılarına değinmek istiyorum. Öncelikle geri dönüşüm kutularını, geri dönüşüm kumbaralarını birimlerimize yerleştirdik. Bu geri dönüşüm kumbaraları daha sonra atık yönetimi koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Atık yönetimi ile alakalı eğitimler düzenledik personelimize ve öğrencilerimize. Aynı zamanda bir web sayfamız bulunmakta. Yeşil Kampüs MU.edu.tr. Bu web sayfamızda sürdürdüğümüz faaliyetlerin bilgilendirmelerini yapmaktayız. Her yıl bir sürdürülebilir MSKÜ raporu yayınlamaktayız. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerimizi de web sayfamız aracılığıyla hem üniversite personelimize hem öğrencilerimize ve ayrıca üniversite sayfamızı ziyaret eden herhangi bir kişiye hizmet edecek şekilde sunmaktayız. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, Senato'dan geçen Sürdürülebilir Kampüs Politikası belgesine sahiptir. Bu politika belgesinde su, ulaşım, atık ve enerji ile alakalı almamız gereken tedbirleri sıralamış bulunmaktayız. Aynı zamanda üniversite içerisinde bir kampüs bostanımız bulunmakta. Bu bostan için üniversite içerisinde bulunan ağaçlardan budanan bitki atıkları, çimler üzerinden bir kompost üretimi gerçekleştirmekteyiz. Faaliyetlerimiz bunlardan sadece birkaçına değindim. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü oldukça büyük bir komisyona sahip. Komisyon üyelerinin katkıları olmadan Sürdürülebilir Yeşil Kampüs faaliyetlerini devam ettiremez. Dolayısıyla her birine ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.